Evet, Spor'da manşetin şimdiki canlı yayında Boluspor'un başarılı kalecisi Yavuz Aygün'le beraber olacağız. Yavuz Aygün olan sorularınızı aşağıdaki yorum kısmına iletirseniz biz de kendisine iletelim. Yavuz Aygün geldiyse evet, yayına başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Görüntü de geldi şimdi. Tamam. Nasılsınız öncelikle? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Nasıl geçiyor karantina günleri? Karantina nasıl geçiyor? Ben Trabzon'daydım da 2-3 gün öncesine kadar. Şu an Bolu'ya geldim. Biz yavaştan grup halinde antrenmanlara başladık. O yüzden buradayız yani. Yavaş yavaş hoca çağırıyor. O Yani. zaman ligle ilgili bir bilgi var mı? Ya ligle ilgili söylentiler var. Net bir şey yok. Zaten yarın herhalde UEFA bir toplantı yapacak. Açıklama bekliyoruz. Net bir tarih yok şu anlık ama biz Haziran'ın ortasına gibi kendimizi hazırlıyoruz. İnşallah başlar yani. İnşallah diyelim. Futbola hasret kaldık. Birçok Vallahi. branşa hasret kaldık aslında ama futbol şu anda. Biz de ben 2 gündür antrenman yapıyorum. Grup halinde yapıyoruz zaten. Birbirimizi çok görmüyoruz. Yani özlediğiniz insan hissediyor yani. Evet. Kaybedince özledik aslında. Hani yazları bir turnuvalar, hazırlık maçları, idmanlar illaki oluyordu ve biz onunla kendimizi avutuyorduk ama böylesi gerçekten kötü oldu eski maçları izlemek. Ya şimdi bir de belirsizlik var. O sıkıntı tabii. Ne zaman başlayacağız? Şu an çalışıyoruz ama başlayacak mı, başlamayacak mı? O da insanı yoruyor ister istemez. Ama ne olursa olsun özlemişiz yani. O Futbolu. zaman liglerin tecil edeceğini veya iptal edeceğine dair bir malumat veya bir bilgi yok. Yok, şu an oynanacak diye düşünüyoruz. Herkes de öyle düşünüyor. Biz de oynanmasını istiyoruz tabii. Futbolcu olarak ama bakalım. Tabii en önemlisi sağlık. Sağlık olmadıktan Tabii. sonra nasıl oynanır bilmiyorum. Bakalım inşallah diyelim. Haklısı var. Yavuz Aygün'ün futbola başlama serüveninden başlayalım. Nasıl başladınız futbola? Başlayalım. Ben de Trabzon sokaklarında diyeyim başladım. Şöyle oldu. Ben ilkokula gidiyordum işte, ikinci sınıfa ve o ara Trabzonspor okullara seçmelere gidiyordu. Ben de bizim sınıfı da seçme için aşağı indirmişler. Bizim okulun sahası vardı böyle. Öyle aramızda maç yapıyorduk. Normalde benim ayak tekniğim değildir. Çoğu kişi bana niye sen önceden forvet veya yani başka mevki seçmedin de. Hikayesi de şöyle, benim o ara diğer arkadaşlara göre boyum uzundu biraz. Beni o ara kaleye koymuştular. Aramızda öyle maç yapmıştık. Hocalar gelmiş Trabzonspor'dan. İzlemiştiler. Kimseyi seçmemiştiler. Gidiyordular öyle. Sınıf öğretmenimiz, kaleye de top gelmemişti işin açıkçası. Bizim sınıfta öyle iyi topçu yoktu. Sınıf hocamız şu kaleciyi bir deneyebilir misiniz demişti. Öyle beni denemiştiler. O günden sonra başladı yani hikayem. Onda Trabzonspor'a seçildim. 8 yaşlarında zaten o kulüpten 20 yaşında çıktım. Öyle başladım. Şu ana kadar severek yapıyorum yani. Arada. Hep yorumlarda hep ben de dediniz. O zaman bir Trabzon'un altyapısına değinmemiz lazım. Yani sizin gibi birçok sporcuyu çıkaran, okullara gidip sporcu, futbolcu seçen bir takım. Altyapıda neler yapılıyor Trabzonspor'da? Zaten şu anda çıkardığı oyunculardan 1461 ile bir dönem çıkardığı oyunculardan bu görülüyor. Ama sizden de bir duymak isteriz. Ya Trabzonspor altyapısı öyle bana göre, ben orada yaklaşık 11-12 yıl kaldım. Çok iyi topçular var. Yani orası nasıl desem, annesinin karnından doğan futbolcu veya boksör çıkıyor. Bu ikisi kesin oluyor yani. İkisinden biri kesin oluyor. Benim zamanımda da çok iyi topçular vardı. Mesela Yusuf falan beraberdik biz. Abdülkadir bizden küçüktü. Çok iyi topçular vardı zamanında. Tabii çok kaybolup giden de oldu. Çünkü o zaman da benim olduğum zaman da çok altyapıyı önem veren işin açıkçası bir yönetim yoktu. Başarı bekleniyordu. Başarı beklenildiği için genç oyuncuya şey yok. Böyle şans yok, kredisi yok. O yüzden cesaret edip şans veremiyordular. Ama şimdiye baktığımızda şu anki yönetim takdir edilecek işler yapıyor. Altyapı diyor, başka bir şey demiyor. Yani benim de Trabzonspor'dan ayrılma hikayem aslında bize orada
değer verilmemesinden dolayı ben oradan ayrılmak istemiştim. Ayrıldım. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım tartışılır tabii bu. Ama şu an Bolu Spor'dayım. Burada mutluyum. İnşallah buradan hayallerimi gitmek istiyorum yani işin açıkçası. Aslında evet, Trabzon'dan ayrıldınız ama Göztepe'ye gittiniz. Evet. Göztepe'de kaleci anlamında özellikle iyi bir altyapıya sahip. Göztepe'den de iyi kaleciler çıkıyor. Evet, ben Göztepe'de yaklaşık 2,5 yıl kaldım. Son 3 yıl atmıştım. Yarım devresi de kiralık oradan oraya geçmiştim. Göztepe benim açımdan ezildiğim bir süreç oldu orası aslında. Daha farklı kişileri ön plana çıkarmak istediler. Kendi çocuğumuz dediği kişileri ön plana çıkarmak istediler. Buna yani orada takdir ettiğim bir olay vardı mesela. Adamlar kötü de olsa mesela aldıkları kaleciden ilk önce bizim çocuğumuz diyordu mesela. Benim kaleciler anlamında söylüyorum. Orada kaleci anlamında inanılmaz bir jenerasyon var. Takdir edilecek bir jenerasyon. Şöyle, kaleci hocaları yıllardır orada A takımda. Altyapı kalecilerin hepsini A takıma yetiştirip aldı. Biraz ben orada ezildim işin açıkçası. Saygı duydum yani yaptıkları şeye. Ama ezildiğim gerçeğini de değiştirmiyor. Çünkü ben ilk gittiğimde hocanın bana söylediği bir laf vardı. O ara kaleci hocamız başka biriydi. İsmini vermeyeceğim. Belki sen daha iyisin demişti ama seni kadroya alamayacağım demişti. Böyle bir ortamda orada yani iyi mücadeleler verdim. Ama takdir ettiğim olay da şu yani. Bizim çocuğumuz diyordular yani. Bu bizim çocuğumuz ilk bu yani. İlk, kötü de olsa ilk tercih bizim çocuğumuz mantığı vardı. Bu benim hoşuma gitmişti. Aynı şeyi ben Trabzon'da yaşamak isterdim mesela. Ben de Trabzon'un çocuğuyum baktığım zaman. Trabzonluyum. Ama bizi orada geçmiş yönetimden bahsediyorum. Böyle bir değer görmedim. Görseydim ben 10 yıl daha beklerdim Trabzonspor'da. Sıkıntı yok yani. Çok yanlış yere tuz bastık Benim futbol hikayem biraz şey ya, şanssızlıklarla diyeyim. Biraz mücadeleyle geçti yani. Bu da tek başıma mücadele çoğu zaman ettim yani. Kendimi benim bu futbola başlamadan önce futbol çevrem yoktu. Yani futbola başladıktan sonra insanlar beni tanıdı. Yani beni bir yerlere alıp taşıyacak bir insan yoktu yani. Güveneceğim yani ben arkamda bu insan var. Beni elimden tutacak bir yere getirecek diyeceğim bir insan futboldan önce yoktu. Ha yavaş yavaş şu an kendimizi kabul ettirdikçe yani hocalarla çalıştıkça bizi gördükçe hayallerimizin peşinden nasıl desem koştuğumu gördükçe mücadele ettiğimizi gördükçe insan ister istemez hocalar da yani elimizden tutmaya çalışıyor yani. İşin gerçeği bu. Göztepe'de Beto'yla beraber Beto'yla çalıştınız. Ve iki yıl evet. 1,5. Beto'yu soralım çünkü hani Göztepe denince, kaleci denince, hatta Türkiye liglerinde kaleci denince akla gelen ilk isimlerden biri kendisi de iyi bir kaleci olarak bilinir. Ya Beto'yu zaten önceden de tanıyordum. Yani kalitesi belli yani onu tartışmaya gerek yok. Benim bir şansım da o. Ben iyi kalecilerle çalıştım. İyi kalecilerin arasında bu Beto yani. Üst sıralarda yani. O bana çok şey kattı diyebilirim yani. Baktığın zaman dezavantajmış gibi gözükebilir. Yani önüne yani kariyerli bir insan geliyor yani. Bekleyeceksin yani bunun şeyi yok yani. Bekleyeceksin. O oynayacak, sen bekleyeceksin. Ama baktığın zaman oynamadığın zaman da seni geliştirebilecek bir insan Beto yani. Böyle kalecilerle çalışmak avantaj. Benim avantajım da bu. Beto, Onur abi, ben çok Uğurcan. Bunların hepsiyle ben çalıştım. Fatih Öztürk'le çalıştım. Gazişehir'de Günay'la çalıştık. Bunlar benim için bir avantajdı. Yani onların nasıl desem iyi yönlerini almaya çalıştım. Beto da onlardan bir tanesi. İyi bir karakterdi aynı zamanda. Yani böyle baktığı zaman Portekiz milli takım kalecisi. Öyle yüksekten uçan biri değil. Bize her zaman yardımcı olmaya çalıştı. Aramız da çok iyiydi zaten onunla. Anlaşıyorduk yani şakalaşıyorduk. Güzel şeyler kazandırdı bana yani işin açıkçası. Ben de ondan öğrendiklerimi yavaş yavaş daha doğrusu bütün iyi kalecilerden öğrendiklerimi uygulamaya çalışıyorum yani. Örnek aldığınız bir kaleci var mı? Örnek aldım demeyeyim de yani dediğim gibi İyi çalıştığım kaleciler olduğu için onların iyi özelliklerini alıp kendi bir stilimi yaratmak istiyorum. Yani böyle direkt size şu kaleciyi örnek alıyorum diyemem. Ama izlediğim kaleciler, canlı olarak çalıştığım kaleciler
Onların iyi özelliklerini almaya çalıştım. Onları da kendi stilime yaratmaya çalışıyorum yani. Böyle söyleyebilirim. Peki Bolu Spor'a dönelim tekrardan. Bir küme düşme mücadelesi veriyordunuz. Liglere ara verildi. Devam edeceğini düşünerek söylüyorum liglerin. Bu konuda size dezavantajları oldu mu? Çünkü ve mücadele hakkında neler düşünüyorsunuz küme düşme mücadelesi? Ya küme düşmeden bahsedeyim. Biz yani küme düşeceğimizi nasıl, hatta küme düşme mücadelesi vereceğimizi hiç düşünmüyorduk. Yani Boluspor köklü bir camia. Ben Boluspor'u bildim bileli playoff üstleri oynayan bir takım olarak biliyorum yani. Buradan da çok iyi topçular çıktı. Çok bizim Trabzon'dan burada oynayıp çok iyi yerlere giden topçular oldu. Çok iyi antrenörler çalıştı Trabzon'da burada. Yani niye böyle oldu? Biz de şeyini çıkamıyoruz işin içinden. Çünkü arkadaşlarımız çok iyi. Çok iyi oyuncular var. Bu ligde, tamam, bu ligde de iyi takımlar var ama biz de iyi takımlardık ki çoktan böyle bir mücadele vereceğimizi hiç düşünmüyorduk. Biz zaten bir hoca değişikliği, üçüncü hocamız geldi, Fırat Hoca. Fırat Hoca ile bir ivme yakaladık. 3 haftada, son 3 haftada 7 puan almıştık. Sonra bu süreç araya girdi. Bu süreç bizi yavaşlattı. Yani biz hızımızı almıştık. 6 maçımız kalmıştı. Allah'ın izniyle biz zaten son 3 maç kala falan garantileriz hesabını yapıyorduk. Yani düşmeyle alakalı bir korkumuz yine yok da, yani matematiksel olarak garantileriz diye düşünüyorduk. Ama bu süreç bizi etkiler mi başlayınca, inşallah başlarsa? Etkileyeceğini sanmıyorum çünkü baktığın zaman en erken başlayan, yani başladık da tam denmez ama başlayan takımlardan biriyiz yani. Yavaş yavaş burada zaten yabancıların çok hepsi burada. Evli olup evli olan Türkler de burada. Onlar buradaydı. Üçerli, dörderli gruplar halinde antrenmanlar yapıyordu. Biz de yavaş yavaş gelmeye başladık işte. Herkes zaten tek kalıyor. Tesiste 5-6 kişi. Biz de yavaş yavaş kimseyle bir şey yok yani. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz tabii ki. Yani yavaş yavaş biz de başladık yani. Zaten en aşağı 1,5 ayımız daha var. Toparlayıp kaldığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum yani. İnşallah diyeyim. Orada bir konuk var mı? Bir göz kayıyor oraya ama Yok, biri varsa onu da alalım. yok, kapıyı bakıyor açıyor. Benim yan odamda Hayrullah vardır. Onu alırsınız siz uygun bir zamanda. O zaten Hayrullah az önce yazıyordu galiba ama. o yazmıştır, o bana takılır. O onu da uygun bir zamanda ben söylerim. Onu da alırsınız zaten. Yan odadan izliyordur büyük ihtimalle. Tamam, ben Hayrullah'a da not edeyim. O da Trabzonlu. Trabzon'un ülkemiz futboluna kazandırdığı isimlerdensiniz o zaman. Aynen, Trabzon'un dediğim gibi futbolcu anlamında bayağı şeyi var. Kesinlikle yani okullara gidip takıma oyuncu seçen bir takımın böyle değerleri bize kazandırmış olması da aslında garipsinemez. Yazıyor. Batuhan Altıntaş'ı gördüm galiba. O da bizim kardeşimiz topçu, Boluspor'daydı. Şu an bize değil ama hala da Boluspor'un topçusu. O da zaten ikisi büyük ihtimal ayrı öyle koalisyon olup para sağlıyorlardır. Batuhan o da mı Trabzonlu? Yok. Yok, Batuhan Trabzonlu değil. Batuhan Altıntaş, tanırsınız zaten, forvet. Evet, isim olarak biliyorum ama şey yani hani memleketlere çok bakmadım. Sizin Doğrudur. altyapıdan dolayı biliyorum hani Trabzon'dan olduğunuzu. Peki Ordu'ya geleceğim. Çünkü Ordu bir futbol şehri aslında ama Evet. Ordu Spor'un durumu, 52 Ordu Spor'un sonradan yerine gelmesi. Orada da forma giydiniz. Ordu halkı, Ordu Spor taraftarı, 52 Ordu Spor camiası tekrardan güzel günler görecek mi sizce? Neler olur orada? Ordu'ya kısa, evet, değinelim. Orada da yarım sene bir maceram oldu. Benim için performans anlamında güzeldi yani. Bana güzel şeyler kattı. Yani istediğimiz üst lige çıkma başarısını orada gösteremedik. Ama Ordu'nun gerçekten bir potansiyeli var. Ordu, yani Ordu şehri kesinlikle daha üstlüklerde bir takım olması lazım. Yeni stat da yapıldı orada. İyi bir taraftarı var. Zaten tahminimce şu an galiba eski Ordu Spor Başkanı oranın kulübü satın almış. Öyle duydum. Ya tahminimce 3-4 seneye en az bir birinci lige kadar çıkacağını düşünüyorum. Şahsi fikrim. Çünkü potansiyeli var.
Güzel bir tesisleri var, güzel bir statları var, sahaları var. Yani bir Ordu Spor'u zaten anlatmaya gerek yok. Eski Ordu Spor, yeni Ordu Spor kavgası vardı benim zamanımda orada. Onu da şu an aşmışlar galiba. Biz eski Ordu Sporluyuz falan muhabbeti vardı. O yüzden taraftarlar arasında bir çatışma vardı. Çok taraftarımız gelmiyordu işin açıkçası. Şimdi onu da aşmışlar, birlik olmuşlar işin açıkçası. Dediğim gibi çok yakın gelecekte daha üstlüklerde Ordu şehrinin bir takımı olacak. O da 52 Ordu Spor olur büyük ihtimal diye düşünüyorum. İnşallah diyelim. Peki özel hayatında ya da iş hayatında olmak istediğin yerde misin? Yani hayallerini yaşıyor musun? Özel hayatımda şu an bekarım ben. Tabii evlenip yuva kurmak önemli. Şu an istediğim yerde değilim özel hayatımda. Ama öyle bir söyledin ki hani bekarım derken yorumlar gelecek gibi aşağıya. Yok gelmez. Şu an bekarım. Biri de yok zaten hayatımda. Şu an dondu. Nasıl bir heyecan olduysa orada dondu ekran. dediğim gibi özel hayatımda şu an Ben dondu hiç alamadım orayı. Artık diyorum ya nasıl bir heyecan olduysa orada. yazanlar artmaya başladı orada anlayabilirsin. Ya, özel hayatım öyle geçeyim kısaca. İş hayatımda da Bolu'yu sadece isteyerek geldiğim burada kendimi kabul ettirip buradan hayallerime Türk futbolunda bir şeyleri kanıtlayabileceğimi düşündüğüm için buradayım. Severek geldim. Burada bir şeyleri kanıtlamak istiyorum. Yani burada ilk imza atarken de söylemiştim. Türkiye'de Yavuz Aygün diye bir kaleci olduğunu herkese göstermek istiyorum. İlk amacım burada bu. Sonra da Bolu Spor'la kaç yıl olmuş? Neden bu seneden geçti diyelim? Mucize olur zaten playoff desem. Seneye neden bir üstlük olmasın? İlk buradaki kısa vadede hedefim bu. İş hayatımda yani beklediğim yerdeyim diyebilirim yani. Peki futbolcu olmasaydın hangi mesleği seçerdin? Ya futbolcu olmasaydım ben beden eğitimi öğretmeni olurdum diye düşünüyorum. Yani seviyordum yani öğretmenliği. Bir şeyleri öğretmek hoşuma gidiyordu yani sporla ilgili olduğu için bir de beden. Seviyordum yani. Bir eğitim hayatın oldu mu? Yok daha üniversite hayatımı tamamlayamadım. Daha doğrusu kazanıyordum. Beslüğü gidemiyordum. Bakalım onu da bir şekilde aradan çıkarmayı düşünüyorum üniversiteyi. Çünkü üniversite okumak ne kadar futbolcu da olsak önemli diye düşünüyorum yani. Aslında Uğurcan Eren'in yorumu güzel oldu. Boksör olurdu herhalde. Benim abim boksör. Ya Pardon. Dedim ya bu ya boksör çıkıyor ya futbolcu. Gidiyor. kariyer hedeflerinden bahsettik. Biraz da yaşadığın olaylardan bahsedin. Spor hayatında yaşadığın ilginç olaylar var mı böyle? Gülünç olur, trajikomik olur, üzüntülü olur veya anlamlı olur. Ya öyle üzüldüğüm bir olay üzüldüğüm şöyle bir olay olmuştu. Ben Trabzonspor'da çok az bir süre almıştım A takımda. Ya öyle bir zamanda kaleye geçmiştim. Ligin son maçı çok kötü başlamıştım. Yani yıllardır hayalini kurduğum bir yer. Yani Trabzon'un şeyinden altyapısından çıkıp A takıma çıkıp o sürede bu arada bu jenerasyonun en eskisi orada benim. Şu an A takıma çıkan altyapı oyuncuların. Ben orada bayağı eskiydim. Çok uzun süre kaldım. Oradan A takıma çıkıp ele o zamanki yönetimde şans buldum. Çok az bir süre bulmuştum ama çok şanssız başladı dondu galiba. Orada bayağı üzülmüştüm yani. Öyle başlamak istemezdim yani profesyonel hayatıma. Bir de Trabzonspor'da. Orada bayağı üzülmüştüm yani. Onu söyleyebilirim üzüldüğüm. Peki Olay. Onur Küçük'ün bir sorusu var. Unutamadığı bir maç var mı? Unutamadığım maç şöyle ben oynamamıştım ama şu maçı söyleyeyim. Göztepe Eskişehir bizim playoff maçı vardı Antalya'da. Oradaydık ama oynamamıştım. Güney oynamıştım maç bizim.
O maç söyleyebilirim yani, tüylerim diken diken olmuştu yani. Çünkü inanılmaz bir atmosfer vardı. Belki siz de hatırlarsınız. Maç o ara yine Ramazan'daydık. Maç iftarda başladı, sahurda bitmişti yani, öyle. Gerçekten öyle. 2018 Erzurum'a çıktı, playoff muydu? Bir dakika. Bir önceki sene miydi? O şeyde 2016-2017 senesi. Ya dediğim ya. 2017. Heh. Evet. Tamam. Unutamadığı bir kurtarışı var mı demiş fan sayfam. Ya benim kurtarışlarım hepsi hakkında yani, hiçbirini unutmuyorum. Benim ise hepsi özel. Yani öyle tek bir kurtarışı bu sene de mesela Erzurum maçında iyi kurtarış yapmıştım bir tane. Eskiye gidersem Trabzon bir Samsun maçı vardı. O maçta da iyi kurtarışlar yapmıştım. Sayabilirim yani bunları. Yani aklımda yani çoğu. Lakabı var mı? Hayrola'nın sorusu. Akrep Tahmin edebilirsin. Sabahtan beri yazıyor. Akrebin hikayesini mi? de geçen anlattım yine biz canlı yayında. Size de anlatayım. Ve Trabzon Arsinliyim. Arsinlilere akrep derler. Bizim Trabzon'da. Sebebi de şu. Bir Arsinli ile bir akrebi bir çuvala koymuşlar. Akrep Arsinli'yi çakmış. Akrep ölmüş. Hikaye bu. Akrep diyor. Hikayesi bu yani. O yüzden bana, o da biliyor Arsinli'lere akrep dediğini, o yüzden soruyor. Biliyor. Yani aynı kafası. Kalecilikte hani akreplerin çok kolundan dolayı iyi kalecileri de genelde akrep Yok yok, ondan değil de. kapıştırması ama sizinki Ersin'den gelmiş. Aynen bizim öz Ersin'de. Sizin takımın en şık giyineni kim diye sorsam. Abi hayrola demeyeceğim buna, en kötü giyineni. Bizim takımda düşünmem lazım şık giyinen. Ya buraya genelde hep rahat geldikleri için yani, antrenmanı, spor eşofmanı giyinip geliyorlar yani. Öyle bir özel şeyimiz de olmadı. Öyle Bir isim düğün verelim. olsaydı aslında orada Batuhan, görürdük. ya böyle özel bir, tabii bir an olsaydı oradan söyleyebilirdim ama şu an, o şu ana kadar öyle bir şeyimiz olmadı. Buna isim vermekte zorlanıyorum yani. Peki en çok konuşan Hayrola. takımdan kim? Hayrola. Hayrola. Kardeşim hiç susmaz. Her gün dinlerim. Sizin takımın peki en cömerti kim? Ya benim ya tabii herkesin takımda daha iyi anlaştığı isimler vardır. Beraber yemeğe çıktı. Biz de tesiste kalanlarla genelde birlikte çıkıyoruz. Bizde genelde herkesin eli açıktır. Ayrullah, Burak, Fethi, Melih. Bizim takımda yani benim dışarı çıktığım grupta Batuhan. Hepsiyle biz yani eli açıktır yani. Kavga ederiz genelde. Ben vereyim, sen vereyim. Öyledir yani. Peki saha içinde en önemli olduğun sporcu kim? Futbolcu. Ya şöyle, ben kaleci olduğum için genelde defans bölgesi ve bu arka dörtlü veya önündeki ön liberolarla tabii ki daha iyi anlaşıyorum. Çünkü sürekli konuşma halindeyiz. İyi anlaşmak zorundayım zaten. Kaleciliğin zaten en önemli şeyi de bu yani. İyi yönlendirirsen iyi kalesin. Kaleye top gelmezse zaten iyi oynamış oluyorsun yani. Gol yemedin. Bitti yani. Bu yani. Ne kadar iyi yönlendirirsen, o yüzden önümdeki dörtlüyü falan söyleyebilirim yani. Onlarla daha çok iyi anlaşıyorum. Avrupa hayalin var mı acaba? Yine fan sayfada gelen bir soru. Fan sayfa beni iyi takip eder. Avrupa hayalim tabii ki, neden olmasın, ama ilk önce Türkiye'de belli başlı yere gelmem lazım. Ondan sonra Türkiye'de kendimi bir ispatlamam lazım. O şansı bulmam lazım. Bulduktan sonra Avrupa neden olmasın yani. Olabilir. Kalecilikten kazandığın ilk parayla ne yaptın? Kalecilikte ben Trabzonspor'daydım. O dönem bize yani aldığımız para ne kadar dediğim sana, çok düşüktü yani. Ne yaptığımı da gerçekten hatırlamıyorum yani şu an. Yani çünkü çok bir şey yapabileceğim bir para almamıştım işin açıkçası yani. Çok düşük rakamlara o zaman
Trabzonspor'da imza atıyorduk. Komikti yani. Rakamı da söylemek burada olmaz. Yani. Zaten yakından takip edenler o süreci beni bilir zaten. Sana en çok katkı yapan antrenörün kimdi? Yani buna sadece bir isim vermem Benimkini yanlış olur. geldi. Geldi mi? Ben çok antrenörle çalıştım. Yani buna bir isim vermem diğerlerine haksızlık olur diye düşünüyorum. Çünkü hepsinden bir şeyler öğrendim. Öğrenmeye çalıştım. Buna sadece bir isim verirsem yani dediğim gibi diğerlerine haksızlık olur. Çok iyi antrenörlere çalıştım. Çok iyi bana çok iyi şeyler katan antrenörlere çalıştım. O yüzden buna sadece bir isim vermeyeyim yani. Peki Buğra Seren'in sorusu Trabzonspor. Trabzonspor olur mu bir kez daha demiş. Yani şu an bir şey diyemiyorum yani orası benim evim yani. Şu an ben Boluspor'dayım. Boluspor'da bir şeyler yapmak istiyorum. Boluspor'da bir yerlere gelmek istiyorum. İlk önce burayı düşünüyorum yani. Şu an burada neler yapabilirim onun derdindeyim. İlk hedefim bu yani. Peki eklemek istediğin bir şey var mı? Çünkü biz süremizi doldurduk. Ya güzel yani oldu yani. Söyleyeceğim fazla bir şey de yok. Teşekkür ediyorum yani için. Şey Güzel gibi oldu yani geldi şu ama bana karar. böyle bir yaşını, mesleğini hani söylerler ya. 24 yaşındayım, bekarım, futbolcuyum. Sanki böyle bir öyle bitireceğiz gibi geliyor. Yok yok. Yok Allah Allah. Ya öyle bitirmedim de yani güzel zevk aldım yani zaten tesisteyiz biz de buradayız ama 4-5 kişi buradayız ama yan yana gelemiyoruz ne de olsa. Odada tek başımıza takılıyoruz. Güzel bir yayın oldu yani. Hem de hayatımızdan bir şeyleri bir örnekler verebildiysek ne mutlu bize yani. Teşekkür ederiz. Keyif aldık. Ben Gerçekten güzel bir yayında. Bilmem ama Trabzonlarla olan muhabbetimiz hep böyle keyifli geçer, neşeli ya insanlardır. Trabzonlar samimi içten insanlardır yani. O yüzden yani büyük yabancılık çekmezsin. Bir kere görür sanki 10 yıldır görüşüyormuş gibi hissedersin yani. Öyledirler. O yüzden yani keyif şey almışsındır Trabzonlardan böyle bir sıcaklık. Evet, teşekkür ediyoruz. Vaktini ayırdınız. Trabzonspor'a bir kırgınlığı var mı demişler ama Ya daha benim önce cevapladık gibi hani ya Trabzonspor Trabzonspor'a benim konusunda. bir kırgınlığım olamaz yani. Trabzonspor yani bu. Oraya bir kırgın sadece kişileri olur. O anki yönetimdeki kişileri olur. Benim Trabzonspor'a nasıl bir kırgınlığım olabilir ki? Beni Türk futboluna kazandıran takım zaten Trabzonspor en başta. Hikaye böyle yani. Peki. Bakalım Teşekkür soru ederim. mu geldi? Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. İnşallah güzel bir sezon olur ve ligde İnşallah. kalır Teşekkür Boluspor. Ki zaten Boluspor'un ligde kalmama gibi durumunu konuşmak gerçekten bir farklı bir durum. evet. Hani Üzücü bir durum ya. Ben şahsen köklü bir can ya. bunu dert ediniyorum yani. Yaşadığım kötü dönemlerden birisi yani. Böyle bir sürecin içinde olmak. Yani burası gerçekten Boluspor'un yeri değil yani. Kesinlikle. Göztepe'den selamları da iletelim İsmail Ebru Karataş'tan. Benden de selam Göztepe camiasına. Onlar Bugün da bizi yalnız bırakmayan izleyenlere başta Hayrullah olmak üzere yorumlarıyla. kapatınca zaten ben ona gerek Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. İyi Kolay akşamlar gelsin. dilerim. Sağ olun size de. Evet, başarılı kalecimiz Yavuz Aygün'le olan röportajımız keyifli bir şekilde sona erdi. Katılımınızdan dolayı siz değerli izleyenlere teşekkür ederiz. YouTube kanalımızdan yayınlanacak yayınımız. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Diğer bir canlı yayında görüşmek üzere.